Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada neler var? Birlikte bakalım. Diyor ki 4 iyi akımları varmış. İyi akımının O noktasında oluşturduğu manyetik alan B'dir. Ne yapacak bakalım. Şimdi B eşittir diyorum. Şimdi burada iyi akımını saat yönünde döndüğü için ne yapıyorum? Sayfa düzleminden içeri doğrudur. Tamam. Şimdi o zaman sayfa düzleminden içeri olduğu için şöyle bir yaptım. Bir, yani orada bir gösterdim. 2KI bölü R çarpı pi diyordum değil mi? Tamam. Şimdi bu B'ymiş. O noktasındaki bileşkeyi soruyor. O zaman 4i olanı da bir yazayım. Diğerini de bilmiyorum. Peki 4i olan dışarı doğru mu? Şimdi dışarı doğru bir manyetik alan var. Buna şimdilik B üstü diyeyim, bilmiyorum. 2K 4i pi bölü 2R mi? Tamam. E bu da ne yaptı o zaman? 4 kere 2'den 8 böyle, hatta 2'ler gitti, 4 oldu. E tamam, bu da o zaman 2B diyebilirim. Şimdi burada şunu söyleyelim o zaman. O noktasında içeri doğru B var. Dışarı doğru 2B var. E içeri doğru olan artı olarak alındıysa o zaman bu eksidir. E bileşkede yani farkları da ne çıkar o zaman? Eksi B çıkar. Tamam, şimdi devam edelim. Şekilde verilen çember parçalarından diyor. İşte hangileri büyüklükleri. Biz ne demiştik? Şöyle bir şey söylemiştik. Yarım çember, çeyrek çember falan demiştik. O zaman şimdi yazalım birincisi için. B1. Ne yazıyorum? 2KI pi bölü R yarım çember olduğu için 1 bölü 2 dedim. Bu şimdilik dursun. Ondan sonra B2 diyorum. B2 dediğim ne bu arada? Şu kalemi çok az bir kalınlaştırayım bu arada. B2 dediğim ne? O da yine 2K bu sefer 2i pi bölü r çarpı çeyrek çember olduğu için buna ne diyeceğim? 1 bölü 4 diyeceğim. Hemen B3'ü yazıyorum. O da yine 2K 3i pi bölü r. Peki bu 60 dereceyi nasıl yazabilirim? Alfa bölü 360 demiştim. Yani 60 bölü 360 yazabilirim. Ya da 1 bölü 6 da diyebiliriz. Fark etmez. Şimdi bunları bir toparlayalım o zaman, ne olacak? Şimdi bu biri. Ne yaptı bakalım. Şimdi 2KI pi bölü R çarpı 1 bölü 2 dedik. E ne oldu o zaman? 2'ler gitti. Burada ben 1B desem. E burada ne olur? 4'ler sadeleşir. O zaman bu da mı 1B çıktı? Aa, bak dikkat et, 1 ile 2 eşit çıktı. E burada ne oldu? 2 ile 3'ün çarpımı zaten 6'ydı. O zaman bu da 1B oldu. Demek ki hepsi birbirine eşit çıktı. Hemen devam ediyoruz. Bu sefer de akım makarası vermiş bize. Yani solenoid dediğimiz şey. Solenoidin formülü neydi? Bir hatırlayalım. Şimdi bir kere bu tek boyutlu değildi. O zaman 4 KI pi vardı. Bölü L demiştik. Bir de çarpı sarım sayısı diye söylemiştik. Şimdi yazalım. Önce B1 diyeyim. Bir kere burada sadeleşme olacağı için artık 4 K'yı ve pi'yi yazmıyorum. O zaman akım için 2i bölü L uzunluğunda ve sarım sayısı kaç? 3n. Tamam. B2 yazıyorum. B2'nin akımı kaç? 3i. Tamam. Sarım sayısı 4n. Uzunluk ikile. Şimdi toparlayalım. Şurası ne? 6in bölü L. Burası ne? O da gitti. 6in bölü L. E oranlarsam ne çıktı gene? Yani sadeleşti. O zaman 1 çıktılar. Geldik diğer soruya. Yine bir akım makarası var. Hemen burada yine akım makarası, yani bu solenoid dediğim şeyi görünce hemen yapıyorum. 4KI pi sarım sayısı bölü L diyordum. Tamam, bu elimde dursun. Sonra da burada diyoruz ki işte buna göre hangileri doğrudur. Şimdi birinci önermeden başlayalım. R direncinin büyüklüğü azaltılırsa. E şimdi bizim formülümüzde R yok. Ama biz neyi biliyoruz? Orada bir devre var. Yani bir ohm yasası var. E bu akımla direnç nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. O zaman akım artacak mı? E akımın artması manyetik alanı artırır. Yani bir doğru. Sarım sayısının artması manyetik alanı artırır mı? Tabii ki doğru orantılıydı. Bu da tamam. Sarım sayısı sabit olmak üzere L uzunluğu azaltılırsa. L ile B de nasıl orantılı birbirine? Ters orantılı. Yani ben L'yi azaltırsam B'yi de artırırım. Bu da tamam. E bitti. O zaman 1, 2, 3 çıktı. Aa, ne kadar kolaymış.
Diyor ki sayfa düzlem üzerinde tellerden geçen I1, I2 akımları varmış. Şöyle bir tane 4'te 3'lük bir çember var burada. Bir de düz tel var. Ha bak, bu sefer şöyle değişik bir şey söylüyor. Diyor ki O noktasında oluşturdukları bileşken manyetik alan sıfırdır. O zaman sıfır olması için demek ki bunlar zıt yönlü manyetik alan oluşturuyorlar. Ama gene bir kontrol edelim. Şimdi I2 akımı bu noktada nereye doğru manyetik alan oluşturur? İçeri. I1 burada ne yapıyor? Dışarı. Doğru. Demek ki sıfır çıkabilir. Bileşke manyetik alanı sıfır olması demek iki manyetik alanın birbirine eşit olacağı anlamına geliyor. Çemberi yazıyorum. Çember içinde yazıyordum. 2K I1 çarpı pi yerine 3 yazdım. Bölü R diyordum. Ama bir de burada ne var? Bu 4'te 3'lük bir çember olduğu için 3 bölü 4 yazdım. Eşittir. Diğerini yazıyoruz. Diğeri de neydi? 2K I2 bölü 2R. Şimdi elimde neler kalıyor, neler sadeleşiyor? Şöyle bir bakalım. Bir kere şu sabitleri bir yollayalım. K'lar gitti. R'ler de gitti. Ondan sonra şu 2 ile de şu 2 gitsin. Tamam mı? Sol tarafta ne var elimde? Hatta şu 2 ile de 4'ü götürelim. 2 kalsın burada. Dedik ki 9 i1 bölü 2 var. Sağ tarafta da sadece i2 kaldı. O zaman i1 bölü i2 ne yapacağız? Ters çevireceğiz o zaman. 2'yi karşıya attım. 9'u da buraya indirdim. Ne çıktı bu haliyle de? 2 bölü 9 çıktı. Yani Adana.